Herkese merhabalar. Dünden bugüne Türk kadını konusunu öğrenmeye hazır mısın Tonguç Erhan? Hazırım hocam. Harikasın, tebrik ediyorum seni. Artık tabii altın sınıfın sonuna geliyoruz. 6'dan 7'ye geçiyoruz. Ve biz de sizlere mükemmel bir şekilde 6'dan 7'ye hazırlık setimizi de hazırladık. Bunu da sakın sakın almayı unutmayın arkadaşlar. Altın sınıfı çok güzel bir şekilde telafi edeceğiz. 5. sınıfta altın sınıf öğrentilerimizi Türkçe, Matematik, Fen, Sosyal, Din, İngilizce hepsini tekrar edip... Aynı zamanda 7. sınıfa ön hazırlık yapacağız. Bunu dersimizin sonunda göstereceğim ama bunu mutlaka aklımızda tutalım. Bugün, bugün seninle ne öğreneceğiz? Çok keyifli bir konu öğreneceğiz. bizden bugüne Türk kadını öğreneceğiz. Gördüğün gibi burada resme baktığın gibi bir çadırdalar. Burası esasında bir yönetim merkezi. Ve ülkenin başındaki kişi yani Kaan yanında eşiyle gelmiş. Yani hatunla gelmiş. Dolayısıyla ülke yönetiminde gördüğün gibi Kadın da söz sahibi. Bak ne kadar güzel oturmuşlar böyle yere oturmuşlar. Buradakiler kurultaydaki üyeler böyle çok güzel bir şekilde yere oturmuşlar. Çok keyifli. Buraya oturması çok zevkli oluyor. Tonguç tamam, Sizin benim. zamanınız öyle miydi hocam? Yok benim zaman bu evlen benim zaman olur mu? Bu çok eskiler. Yani işte Kök Türkler dönemi, Hunlar dönemi ya da Uygurlar dönemi. Ben de yerde oturdum, yerde oturmaktan erimem ben. ama benim zamanım bu kadar eski değil, o kadar da yaşlı değilim Tomuçum. Gerçekten yaşımı ifşa etmeye çalışma. O zaman hadi bakalım arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayalım. Güzel bir şekilde videomuzu beğenelim, yoklamaya katılmış olalım. Ardından da intro'dan sonra videomuz başlasın. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar bugün haklarımız ve sorumluluklarımızı öğreneceğiz. Bir de dünden bugüne Türk kadını öğreneceğiz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet haklarımız ve sorumluluklarımız güvencede konusuyla başlayalım. Yasal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançlara hak denir. Mesela haklarımız örnek verebilir misiniz Tonguç Eylül? Eğitim hakkı, sağlık hakkı. Harikasın. Çok güzel söyledin. Bizim çok güzel haklarımız var. Eğitim alma hakkımız var öğrenim hakkımız var, yaşam hakkımız var, sağlık hakkımız var. Özel hayatın gizliliği hakkı var yani kimse özel hayatımıza karışamaz. Aynı zamanda dilekçe hakkımız var. Bir konuda devlet kurumlarına dilekçe verebiliriz, şikayette bulunabiliriz. Seçme ve seçim hakkımız var. Tabii senin şu anda seçme ve seçim hakkın var mı Tonguç Evladım benim? Hayır hocam. Ama belli bir yaşa geldikten sonra sen de 18 yaşından sonra seçme ve seçim hakkına sahip olacaksın. İnsanın her türlü dış etkiden bağımsız olarak kendi isteğine ve düşüncesine göre karar vermesine özgürlük denir. Özgürlük ...insanın istediğini rahatlıkla yapabilmesidir. Mesela sen ne yapıyorsun Tonguç herhalde benim? Evet hocam, oyun başından kalkamıyorum. Ama bu özgürlük değil, bu saçmalık Tonguç'um. Bu artık kendi vücuduna zarar verdiğim bir durum. Tabii ki özgürsün, oyun oynayabilirsin ama belli bir sürede oynayabilirsin. Mesela diyelim ki ben özgürüm diye sana bu kalemi atarsam olmaz. Niye? Sana zarar vermiş oluyorum. Dolayısıyla kendime de zarar vermiş oluyorum sana zarar verdiğim için. Bu yüzden özgürlük kendimize ve başkasına zarar vermeyecek kadar bir şeylerle eğlenmek, bir şeyleri yapmak, bir şeylerden faydalanmaktır. Mesela anayasal güvence altında olan özgürlüklerimizden bazılarına baktığımızda haberleşme özgürlüğümüz var, din ve vicdan özgürlüğü var, düşünce özgürlüğü, yerleşme ve seyahat özgürlüğü. Dolayısıyla ülkemize herkes istediği dine inanabilir. Kimisi Müslüman olur, kimisi Hristiyan olur, kimisi inanma. Bu tamamen özgür bir ülkede yaşıyoruz. Ama burada şuna dikkat etmemiz lazım. Birbirimize de saygı duymamız lazım. İnançlarımıza, düşüncelerimize, yerleşme ve seyahat özgürlüğümüze saygı duymamız gerekiyor. Şimdi devlet temel hak ve özgürlükleri bazı durumlarda kısmen... Veya tamamen sınırlandırabilir. Anayasamızın 15. maddesinde bu durum şartlara bağlanmıştır. Savaş hali yani savaş çıkarsa Allah korusun tabii ki ne olacak? Bazı hak ve özgürlüklerimiz kısıtlanır. Zaten e, İstiklal Marşı'mızın şairi kim Tonguç Herhalde benim? Mehmet Akif Ersoy. O demiş ki Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demiş. Neden? Çünkü gerçekten bir daha savaşmak çok kötü bir şey. Biz bağımsızlığımızı kazandık yeter. Ama yeniden Allah korusun bir savaş çıksa temel hak ve özgürlüklerimiz kısıtlanabiliyor. Seferberlik hali yine savaş durumunda. Sıkı yönetim hali olan üst hallerde temel hak ve özgürlüklerimiz kısıtlanıyor Tonguç'um. Şimdi bir grup ya da kurumda bireylerin üstlendiği rollerin gereklerini yerine getirmesine sorumluluk denir. Bu tanımdan bir şey anladın mı Tonguç Herhalde benim? Hayır hocam. Zaten tanımlar kafamızı karıştırır. O yüzden tanım boşar. Burada demek istediği şey şu. Bizim ödevlerimiz var. Mesela sen Okuldan geldikten sonra ödevlerini yapman gerekiyor. Odanı düzenli tutman gerekiyor. Veyahut hatta annene bazen yardım etmen gerekiyor. Bunlar senin sorumlulukların yani senin görevlerin, ödevlerin. Devlete karşı da yerine getirmemiz gereken bazı sorumluluklarımız var. Mesela şimdi bu hafta sonu seçimler olacak. 18 yaşını doldurmuş kişiler oy kullanma sorumluluğuna sahipler. Yani oy kullanmak durumundalar. Bu onların ödevi. Ben oy kullanmıyorum. Bu kötü bir şey. Bu yanlış bir şey. Vergi vermemiz gerekiyor. Kazancımızdan belli bir kısmı vergi verdiğimizde diyelim ki örnek ben 2, 4, 6, 7 lira kazanıyorum diyelim ki. 7 lira örnek veriyorum 1 lirasını vergi olarak verdiğimde bu vergi sayesinde devlet okullar yapabiliyor, yollar, köprüler, hastaneler, hizmetler yapabiliyor, polis, jandarma gibi hizmetleri bize sunuyor. Dolayısıyla vergi vermekte bir vatandaşlık görevi. 18 yaşını doldurmuş her Türk erkek genci askerliğini yapmakla muazzaf yani görevli. Kanunlara uymak durumundayız. Mesela sen de bir vatandaş olarak kırmızı ışıkta duruyorsun değil mi Tomuç Evet hocam. İşte o zaman kanunlara uyuyorsun, sorumluluğunu yerine getiriyorsun. Şimdi Dünden bugüne Türk kadına baktığımızda Türkler yani bizler kadınımıza tarihin her döneminde değer veren bir milletiz. Her dönemde. İslam öncesi Türklerde yani İslamiyet öncesi Türkler hangileriydi? Köktürkler, Hunlar, Uygurlar'da emirnamelerde diyor ki Hakan ve Hatun buyuruyor ki ifadesiyle almış. Yani sadece Hakan buyuruyor ki değil. Hatun da buyuruyor. Hatun Hakan'ın eşi. Yani eşiyle beraber yönetimde. Türk İslam Devletleri'nde Türkiye Selçukları döneminde kurulan Bağcıyan Rum adlı kadın örgütü toplumsal hayatta da önemli rol oynuyor. Milli mücadele döneminde yani Kurtuluş Savaşı döneminde de Türk kadını silah ve cephane taşıyarak savaşa katılıyor. Gördesi Makbule, Tayyar Rahmiye, Teğmen Fatma Hanım bunlar Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Atatürk gibi İsmet İnönü gibi, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir gibi milli mücadeleyi kazanmamıza kendi gayretleri ölçüsünde destek olmuş değerli kişiler. Cumhuriyet döneminde de medeni kanunu ile sosyal ve ekonomik haklara sahip oluyor Türk kadın, yani medeni kanun ile e, kadınların lehine çok önemli kararlar alınıyor. Lehine ne demek hocam? Yani kadınların işine yarayacak, kadınların mutlu olabileceği, kadınların kadınlar için avantaj olabilecek kararlar alınıyor. Mesela medeni kanunu 1926'ta evlenme, boşanma, miras işte istediği mesleği seçebilme konularında Türk kadına çok güzel haklar tanınıyor. Seçme ve seçilme hakları da yine 1931'de 33-34'lerde olacak. Seçme ve seçilme haklarının verilmesiyle siyasi hayatın içinde yer alacaklar. Bu da ilk e, kadın muhtarımız. Burada çok önemli Tonguç evladım benim. Türk kadını dünyadaki birçok ülkeden mesela İsviçre'den, Fransa'dan bile çok çok önce seçme ve seçilme hakkını Mustafa Kemal Türk sayesinde kazanıyor. Tarihimize iz bırakmış bazı kadınlara bakalım. Mesela Gül Esin az önce resmi olan kişi ilk kadın muhtarımız. Tomris Hatun ilk kadın hükümdar. Fatma Bacı Bağcayana Rum'u kuran kişi. Kara Fatma milli mücadele kahramanı. Şerife Bacı milli mücadele kahramanı. Ee, Gül Esin ilk kadın muhtarımız. Sadiye Ardahan ilk kadın belediye başkanımız. Bunların her biri Türk kadınının ne kadar çok çok öncelerde de yönetimde söz sahibi olduğunu dünden bugüne çok güzel bir şekilde ülkemizin yönetiminde çok önemli görevler aldığını gösteren bilgiler. Şimdi tabii ki Tonguç Hocam benim senin yapman gereken şu anda öncelikle güzel güzel bu konularla alakalı Zoru Bankası'nda ve Dinamo'da e, ödevlerimiz var. Hemen burada açıp göstermek istiyorum. Onları bir tamamla sene biterken nerede şurada gösterelim. Eee <laughs> Heh, bak, haklarımız ve sorumluluklarımız güvencede dünden bugüne Türk kadını. Sayfa 242 243'te buradaki soruları güzel güzel çözüyorsun. Yine Dinamo Soru Bankamızda da bu konuya alakalı sorularımız var Tonguç Eylemleri. Bak, 8 Mart 4 Türkiye'li kadın diye Fatma Seher Erden, Fatma Aliye, Nene Hatun, Halil Adıvar'ı tanıtmışız. Burada güzel bir ee, soru hazırlamışız. Bak, sayfa 130'dan başlıyor. Haklarımız, sorumluluklarımız güvencede dünden bugüne Türk kadını. Sayfa 130'dan sonra böyle geliyor sayfa 100 kaça kadar? 137'ye kadar çözebilirsin. Eğer yazılımda çıkacaksa buradaki yazılı yazılan kısımlarına çözmelisin. Bunlar senin bu konuyla alakalı ödevlerin. Ama şunu da hatırlatmak istiyorum Tonguç'um videomuzu bitirirken. Ekranlar başındaki arkadaşlarımıza da söylüyorum. Alttan yediye hazırlık kampımız geliyor arkadaşlar. Alttan yediye hazırlık setimizde sizleri çok avantajlı bir şekilde set kutusu içerisinde olduğu için şöyle bak hatta açalım demiş. Avantajlı bir şekilde altın sınıfı süper bir şekilde tamamlayacağınız alttan yediye hazırlık kitabı ve sıfırdan yediye sayısal nasıl özel kitapları bekliyor set halinde. Bu kitapta ne var? Altıdan yediye eksiksiz bir şekilde geçmenizi sağlayacak beş ve altın sınıf tekrarları var. Yani 7 sınıfı diyelim ki öğreneceğiniz bir konunun hem beşinci sınıftaki tekrarını yapıyoruz hem altın sınıfı tek yapıyoruz. Sonra da yedinci sınıfa bir ön hazırlık yapmış oluyoruz. Böylece alttan yediye geçerken zirveye ulaşmış oluyoruz. Kampı da olacak. Bu kamplara da mutlaka katılmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar YouTube'da. Hadi bakalım Ozan. zaman sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Şimdiden sizlere derslerinize başarılar diliyoruz ve güzel de bir tatil diliyoruz sizlere. Hadi bakalım. <laughs>